Cumhuriyet Bayramı Zeytinburnu'nda Cumhuriyet koşusuyla taçlandırıldı. Zeytinburnu Belediyesi'nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Cumhuriyet koşusu Zeytinburnu Belediyesi Başkanlık Binası önünden start aldı. Yarışmaya yaklaşık 1500 kişi katıldı. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Cumhuriyet koşusu için Türkiye'den ve dünyadan yaklaşık 1500 kişi Zeytinburnu'nda toplandı. Koşuyu nereden duydunuz? Geçen sene katıldım. Onun için bir daha katılacağım çünkü çok iyi düzenlemiş bence. Geçen sene nasıl geçmişti? Tam hatırlamam aslında. İlk 50 kişi falan ama keyifliydi. Keyif için yapıyorum. Nasıl bir koşu olacak sizce? Güzel oluyor. Çok güzel oluyor. Her hafta olsa çok memnun oluruz. Her hafta katılırsınız yani. Her hafta katılırım. Bugün nereden katılıyorsunuz bu yarışmaya? Kadıköy'den geldim. Çoğu mesela Ankara'dan gelen arkadaşlar var. Yani İstanbul'un değişik yerlerinden gelen sporcu arkadaşlarımız da var. Derece alır mısınız peki bugün? Ben maalesef düştüm Ben öylesine koşacağım ama yaşımda genellikle hep dereceye giriyorum. Bilmiyorum, 55 yaşındayım. 10 kilometrelik koşu parkurunda yarışmacılar kıyasıya yarıştı. Çok iyi, mükemmel. Helal olsun Zeytinburnu'na, helal olsun Cumhuriyet'e. Helal olsun. Çok güzel, harika. Mükemmel. Bu yarışa gelmemin sebebi Cumhuriyet adına olduğundan dolayı, Cumhuriyet yarışı koştuğumdan dolayı çok zevkliyim. Ayrıca burada birinci olduğumdan dolayı, en üst düzey atletleri geçtiğimden dolayı ayrıca bir mutluluk içerisindeyim. Zeytinburnu Cumhuriyet koşumuzda artık bundan böyle uluslararası bir koşu haline dönüştü. İnşallah 2013'te uluslararası koşu olarak tertiplenecek. Birlikte Türkiye'nin ve dünyanın en iyi yarışını Cumhuriyet için yapacağız. Milletimiz Cumhuriyetimizin bütün değerlerini benimsemiş ve bu değerlere dün olduğu gibi bugün de aynı heyecanla sahip çıkmaktadır. Bugün de spor aktivitesi olarak 4. Zeytinburnu Cumhuriyet koşusunu organize ederken Cumhuriyet'in kuruluşunun coşkusunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Koşunun sonunda kendi alanlarında ilk 3'e giren yarışmacılara gerçek altın, gümüş ve bronz madalya hediye edildi.